Muş'ta korkunç bir olay yaşandı. Birbirlerini sevmelerine rağmen evlenmelerine izin verilmeyen iki genç 3 gün arayla intihar etti. Aileler sosyal medyada yayılan başlık parası yüzünden intihar ettiler haberlerini ise yalanladı. Kimileri yaşananları Ahmedi Hani tarafından yazıya geçirilen destansı aşk öyküsü Memuzine benzetti. Kimileri ise Türkiye'de 2023'ün Kerem'le aslısı diye özetledi. Tanköy'ünde iddialara göre yıllardır birbirine sevdalı olan Dilan Tuna ve Yakup Sönmez kavuşamayınca hayatlarına son verdi. Köyü yasa boğan olayda 3 gün arayla intihar eden, kavuşamayan aşıklar yan yana defnedildi. Gençlerin mezarlarına gelin ve damat tülbentleri bağlandı. Tan köyünde yaşayan ve sevdiğine kavuşamadığı için canına kıyan Yakup Sönmez'in babası F.S. acılarının büyük olduğunu belirterek yaptığı yazılı açıklamada ''Ben Yakup'un babasıyım. Oğlum 26 yaşındaydı. Köyden Dilan isminde genç bir kıza sevdalandı. Ben de babalık görevi yaparak kızı istemeye gittim ama kızın babası vermedi. Defalarca gittim. Çoğu zaman bizi kapıdan çevirdi. Köyde hatırı sayılır kim varsa gönderdim kapısına ama olmadı. Dilan hayatına kıydıktan sonra ben çocuklarıma Yakuba dikkat edin dedim hiç yalnız bırakmadık. En son koyunların yanına gideceğim dedi ve gitti bir daha gelmedi. Her şey bir anda oldu. Sosyal medyada gündem olduğu gibi başlık parası gibi bir durum yok. Kimse benden başlık parası istemedi. Keşke başlık parası isteselerdi. Malım mülküm vardı oğluma kurban ederdim ama şimdi malın mülkün bir anlamı kalmadı şeklinde konuştu. Aynı köyde yaşayan Dilan Tuna'nın babası babası da başlık parası iddialarının doğru olmadığını ifade etti. 3 yıl önce kızımı istemeye geldiler. Kızım küçük dedim. 3 yıl boyunca kimse kız istemek için kapıma gelmedi. Kimseden başlık parası falan istemedim. Çocukların birbirini sevdiğini de duymadım. Vahim olay yaşandıktan sonra gençlerin birbirlerine karşı sevgi beslediklerini duydum.